Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Havit markasının H3 kulaklığı ile birlikteyiz arkadaşlar. gerçekten güzel bir kulaklık. Öncelikle bu bir kablosuz kulaklık modeli ve bunu bilgisayarınızda kablolu bir şekilde kullanabiliyorsunuz veya telefonunuz ya da tabletinizde bluetoothlu bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Dangle ile bilgisayara bağlanıyor. Ayrıca isterseniz bilgisayara 3.5 mm jack girişiyle de bağlanabiliyor. 3.5 mm jack girişi olan herhangi bir telefon, tablet ya da farklı bir cihazınızda bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Toplamda 4 adet bize imkan sağlıyor bağlanabilme. Telefon, bilgisayar, kablolu ve Type-C bu arada. Type Type-C unutmadan söyleyeyim. Type-C cihazlarınız yani Android bir telefon kullanıyorsanız Type-C ise onu da telefonunuza takıp dışarıda mikrofonunu çıkartıp isterseniz müzik dinleyebilirsiniz veya telefondan oyun oynuyorsanız da Type-C olan bir telefonunuz varsa hem mikrofonunu kullanabilir hem de yazılımsal 7.1 sanal virtüel sese sahip olduğu için oyunlarda güzel ses kasabileceksiniz. Yani bu ne demek oluyor? Sağdan, soldan, arkadan, önden gelen düşmanları yani oyuncuları bu kulaklık sayesinde görebileceksiniz. Şöyle kutuyu size yakından göstermek istiyorum. Üzerinde detaylı bilgilerine yer verilmiş ve arka kısmında da genel özellikleri yazıyor. Şu anda kameramız netliyordur muhtemelen ve görüyorsunuzdur. Birazdan zaten oyun performansına bakacağız. Ses performansı, mikrofonun ses performansını inceleyeceğiz. Teknik detaylarına geçmeden önce birazdan kutu açılımını yapacağız. Mikrofon kalitesine bakacağız ve ses performansını tabii ki de burada dinletebilir miyim bilmiyorum ama şu mikrofona yaklaştırıp dinletmeye çalışacağım. Ben yaklaşık bir buçuk haftadır deneyimliyorum bu ürünü. Ürün gerçekten mikrofonun sökülüp takılabiliyor olması büyük bir avantaj. Ayrıca kulaklığın üzerindeki butonlar sayesinde şarkıyı durdurabiliyorsunuz, ilerletebiliyorsunuz, geri alabiliyorsunuz ve ses açıp ses kısabiliyorsunuz. Modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Gaming modu dangle ile bağlanan mod. Type-C moduna geçebiliyor. 3.5 mm jack girişinde herhangi bir batarya tüketmiyor ve bataryası hiç bitmeden 3.5 mm jack girişiyle bilgisayarınızda veya jack girişi olan cihazlarınızda kullanırsanız ürünü bir güç tüketimi olmadan kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin kutu içerisinde Neler çıkıyor birlikte göz atalım. Geldik kutu açılımına şimdi. Öncelikle markanın ismi ve modeli yazıyor. Ayrıca kuat Mod olarak da gaming kulaklık olarak geçiyor. Yan kısmında markanın kendi logosu ve alt kısmında da detaylı bilgilere yer verilmiş. Burada bütün teknik detayları yazıyor. Ben gene ekrana ekleyeceğim ama siz de bu videoyu buradan durdurarak izleyebilirsiniz. Kutunun içerisinden bu şekilde garanti belgesi ve burada kullanım kitapçığı gibi belgeleri çıkıyor ve görmüş olduğunuz gibi modellerle ilgili de bilgilere yer verilmiş burada. Kutunun içerisinden bir tane daha böyle bir kağıt çıkıyor. Burada da gerekli detaylı bilgiler var içerisinde QR kod bulunuyor. Bunları kendiniz zaten incelersiniz. Ben hiçbir zaman incelemedim. Kutunun içerisinden böyle bir poşet geliyor demiştim. Buna yakından bakalım. Çünkü burada bütün aparatlarımız burada yer alıyor. Hemen çıkarttık ve burada Şöyle yakından sizlere tek tek göstereyim. Bir adet USB'den Type-C'ye bir kablo çıkıyor ve bu kablolar örgü sanırım 170-180 santimde bir boyutu bulunuyor. Bununla cihazı şarj edebiliyorsunuz. Burada bir adet dongle geliyor. Dongle da bilgisayarınıza bağlantı sağladığınızda kullanabileceğiniz dongle modeli oluyor. Bu da gerçekten güzel. Logosunu da koymuşlar ve şurada da bir tasarım detayı bulunuyor. Buraya sanki böyle bir anahtarlık gibi takılabiliyor. Böyle yakından göstereyim sizlere. Kutunun içerisinden böyle bir Type-C giriş ve jack girişi yani 3.5 milim jack girişi olan kulaklık aparatımız çıkıyor. Bunu bilgisayarda veya bu girişe sahip olan herhangi bir cihazda kullanabiliyorsunuz. Bu da direkt kulaklığa zaten giriyor. Kabloyu böyle yakından sizlere göstermek istiyorum detaylı bir şekilde. Kalitesini görebiliyorsunuz şu anda. Gerçekten örgü kablo olması güzel. Sadece tek dezavantajım keşke böyle bir poşetin içerisinde gelmeseydi ürünler ama olsun. En azından hani poşetten veya maliyetten kısıp ürüne yatırım yapmışlar. Kulaklığı da bu şekilde yakından göstereyim sizlere. Mikrofonu bu şekilde çıkartıp takabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tıpası bulunuyor. Normal şartlarda o tıpayı kullanıyorsunuz. Ve 3.5 mm jack girişiyle direkt bu şekilde taktığınızda oturuyor. Kulaklıkların şu kısımlarında sağ ve sol isimleri yazıyor. Ve kulak pedlerine baktığımızda gerçekten yumuşak ve böyle hani terletme hissiyatı yapmıyor gibi böyle bir buçuk hafta yakın kullandığım için çok fazla bir terletme hissiyatı yaşamadım. Dış tarafları yumuşak ince bir kumaşımsı yapıdan üretilmiş. Mikrofonun ucunda da bir pop filter bulunuyor ve bu pop filter sayesinde de işte böyle patlamaları, çatlamaları bu mikrofon sayesinde alabiliyorsunuz. Şurada da gördüğünüz gibi game not yazıyor ve bunu böyle aşağıya yukarıya çekerek de ürünün kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Butonlardan bahsetmiştim sizlere. Butonlar da buradaki butonlar. Bununla modları değiştirebiliyorsunuz. Müzik durdur, müzik başlat, ses kız, ses aç, birçok ayarı bulunuyor. Ürünü de buradan Type C girişiyle şarj edebiliyorsunuz. Dostlarım, şimdi kulaklığın mikrofon performansına geçtik. Şu anda ile telefonuma bağladım ve uzaklık mesafe testi yapacağız. Ayrıca telefondaki ses kaydı da bu şekilde. Uzaklaş birazcık ve hani görelim. Ortamlı görmelerinde hiçbir problem yok. Çekim alanımız. Ben de biraz daha geri gideyim. Şu anda yaklaşık kamera ile aramda 10 metrelik bir mesafe var. Şimdi sen sabit kal. Ben bir içeriye gidiyorum yan odalara. bakın yan odalara gittiğimizde ses performansımız nasıl? Tabii ki de burada duvarlar araya giriyor. Şu an holdeyim ve mutfağa geçiyorum. Mutfağa geçtim şu anda ve hole tekrar geldim. Şimdi içeriye geliyorum. Evet bir mesafe testi yapıyoruz ama burada engelleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Nedeni de şu evin duvarları bu dangle 2.4 GHz ile bağlanıyor. Bağlantı arayüzü güzel ama kesintilere tabii ki de sebebiyet verebilir. Mikrofon performansımız da ev içerisinde bu şekildeydi. Eğer videoyla video ile ilgili dış performans testi de isterseniz onu da yorumlarda belirtin. Dışarıda da hem müzik performansıyla kullanırım hem de mikrofon testini de dış ortamda sizlerle birlikte inceleriz. Kulaklığın detaylı kutu açılımını, mikrofon performansını yaptık ve sürekli detay çekimleri göstermeye çalıştım sizlere. Şimdi görüyorsunuz şöyle de yakından göstereyim tasarımını sizlere. Gerçekten şık duran bir kulaklık olduğunu da söyleyebilirim. Bunda oyun oynayabilir, mikrofon kaydıyla bir şeyler yapabilir, konuşma vesaire yapabilirsiniz. Ben sizlere birazcık teknik detaylarından da bahsetmek istiyorum ürünün. Modelimiz Fuxi H3 olarak geçiyor. Hoparlörlerin 40 milimetrelik yüksek manyetiye sahip bir hoparlörü bulunuyor içerisinde. Hassasiyet olarak 106 desibelle artı 3 desibel olarak geçiyor. Frekans aralığı 20 Hz ile 20 kHz arasında. Bu kulaklığı bilgisayarınızda, Macbook'unuzda, Playstation'ınızda, Xbox'ınızda, laptopunuzda ve birçok şeyle kullanabiliyorsunuz. Çünkü USB ile bağlantı arayüzü sağlıyor. Bataryası 600 mAh amper bağlantısı 2.4 GHz. Teknik detaylarından da sizlere bahsetmeye çalıştım ürünün. Oyuncuların gerçekten kablosuz olarak aramış olduğu böyle hafiflik hissiyatıyla birlikte bir kulaklık modeli olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle çok hafif bir ürün. Hani böyle kafanıza taktığınızda varla yok arasında bir şey olduğunu da unutmadan söylemek istiyorum. Çünkü bir zaman sonra kafanızda kulaklık var mı yok mu bunu gerçekten unutuyorsunuz. Ayrıca kulaklığın hepsi plastik bir malzemeden üretilmiş ama esneklik olarak da size şöyle göstermek istiyorum. Herhangi bir cazırtı, cüzurtu bir ses yapmıyor. O yüzden kaliteli. Ve içerisindeki zaten manyetik sürücüler ayrıca 7.1 sanal virtüel sese sahip olması da bu yazılımları kendi içerisinde destekliyor. Ürünün herhangi bir yazılımı veya driver'ı bulunmuyor. Direkt tak çalıştır modunda bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Ürünle ilgili detaylı bütün her şeyi anlatmaya çalıştım. Son olarak bu kulaklığı bir telefona bağlayıp PES oynadık ve bunda da ses kalitesini gösteremesem de oyun performansını detaylı bir şekilde şu anda göstermeye çalışıyorum sizlere. Gecikme olmuyor hiçbir şekilde. Direkt oyundaysanız yani rekabetçi bir oyunda olabilir ya da farklı bir oyunda olabilir ya da film izliyor da olabilirsiniz. Herhangi bir şekilde gecikme yok. Tamamen ağız senkronizasyonu veya oyun senkronizasyonu kendi içerisinde sağlıyor bu cihaz. Bu videomuzda Havit markasının fuksya H3 kulaklığını inceledik. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda veya Instagram hesabından bana ulaşıp sorabilirsiniz. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.